Bugün sizin hayallerinizi yıkacağım oğlum. Var ya yerle bir olacaksınız. Yakla <laughs> yok. yok. Valla bugün ama gerçekleri konuşma serisine devam ediyorum. Bu gerçekleri sadece ben anlatıyorum oğlum. Bugün size yazılımcı olmamanız gerektiğini anlatacağım. Valla bak Yazılımcı olmayın oğlum. Gerçekten. Ne zaman olmayın peki? Neden olmayın? Onu da söyleyeyim. Şimdi bugün size anlatacağım konuları, konseptleri göze alamıyorsanız işin ucunda bunlarla karşılaşacağınız fikri sizi rahatsız edecekse o zaman yazılımcı falan olmayın abi. Hazır mısınız? Hepsini anlatacağım. Bir. Dadam dam dadam. Evet abi. Birinci sırada. Üniversite sizi yazılımcılık mesleğine hazırlamıyor. Hazırlamıyor abi. Hangi okul, hangi üniversite, hangi bölüm bilmem. Hiçbir önemi yok. Diyelim yazılım mühendisliği mezunusun. Diyelim ya bilgisayar mühendisliği mezunusun. Diyelim bilmem ne A Üniversitesi diyelim, daha az bilinen B Üniversitesi mezunusun. Diyelim C'de çalışıyorsun. Zart ediyorsun, zurt ediyorsun. Günün sonunda sen 4-5 seneni bitirdiğinde elde edeceğin tek şey senin yüzme yeteneklerinin olduğunu ispat eden bir kağıt. Ama havuza girdiğin zaman nasıl performans göstereceğine dair hiçbir bilgi ne o kağıtta yazıyor ne sen biliyorsun sevgili kardeşim. Hayda aynen öyle. Birincisi üniversite hocalarımızın çoğu bazı kişilerini tenzih ederek söylüyorum. Gerçek anlamda piyasada yazılım işi zaten yapmamış adamlar veya kadınlar. Piyasada iş nasıl dönüyor onları anlatacağım. Nasıl dönüyor sizden neler bekleniyor onları iyi bir bilin ki ondan sonra bu insanlardan alacağınız bilgilerin bu gerçek hayat senaryoları içerisinde nasıl işe yaramayacağını da anlatmış olacağım size. Hepsini anlatacağım. Bu insanlarda bu tecrübe olmadığı için sizi gerçek hayatta karşınıza çıkan abilecek senaryolara karşı hazırlamıyorlar baba. Hazırlamadıkları için de siz sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz. Yani böyle ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Tamam mı? Sizin gerçek hayatta karşınıza çıkacak olan senaryolar okulda öğrendiğiniz şeylerden çok daha farklı. Artı okulda öğretilen dersler ve bu derslerin müfredatların büyük bir çoğunluğu kesinlikle günümüzden uzakta eskide kalmış durumda. Ama burada şöyle şunu da unutmayın. Yani ben okulda o kadar süre okuyacağım edeceğim hiçbir işime yaramayacak mı? Yarayacak güzel kardeşim. Ne yapacak senin? Bu okulla ilgili nasıl düşünmen gerektiğini sana öğretecek. Dersleri nasıl okuman gerektiğini, bir yazılım yazarken nelere dikkat etmen gerektiğini, metodolojiyi vesaireyi öğretecek. Ama asla seni havuza atıp nasıl yüzdüğünle ilgili bir şey olmayacak çünkü havuz yok üniversitelerde. Her şey teorik. Günün sonunda kafayı nasıl kullanacağını anlatacaklar ama bundan nasıl faydalanacağını belirlemek tamamen sana kalmış bir şey. Ha. Şimdi gelelim ikinci noktaya. Ve önemli noktada bu zaten. Neden okul işine yaramayacak onu anlatacağım hep anlatıyoruz ya işte proje yapın şunu yapın bunu yapın falan filan diye. Sevgili dostum, sen üniversiteden mezun olduktan, bir iş yerine işe girdikten sonra karşılaşacağın bir senaryoyu sana söylüyorum. baya şaşıracaksın. Asla, neredeyse asla diyeyim. Çok 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 düşük bir ihtimal olabilir ama gerçekten çok düşük bir ihtimal. Büyük çoğunlukla senden Greenfield dediğimiz yani sıfırdan başlayacağın bir proje yapmanı istemeyecekler. Büyük bir çoğunlukta girdiğin işlerde zaten daha evvelden orada bir şeyler yazmış olan hali hazırda çalışan bir projenin içine entegre olacaksın. Yani eğer ben gireceğim o yazılım mühendisi olacağım yazılımcı olacağım ondan sonra bilgisayar mühendisi olacağım ondan sonra gideceğim bir sürü proje yapacağım fıta 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 diye bir takım düşüncelerim varsa sevgili kardeşim. Eee ya. Yeah. E, e. e, e. Olmuyor öyle. Ne yazık ki yok öyle bir dünya. 500 tane satırlık bir kodun içerisinde uğraşman gereken, güvenliydi bilmem nesiydi, ıvırıydı, zıvırıydı, zartıydı, zurtuydu derken bir sürü ılcık kılçıkla uğraşman gereken bir projenin tam göbeğinden dalmış olarak bulacaksın kendini. Bu gerçeğe hazırlansan iyi olur canım kardeşim. Gelelim üçüncü noktaya. Senin clean kodun, temiz kod yazmış olman, işte kodunu yazarken son derece güzel açıklamalar yapmış olman. Hani hepi her zaman diyoruz ya clean kod yapın, dikkat edin, şunu yapın, Böyle falan filan. İş hayatında hiç kimsenin umurunda olmayacak canım. Diyeceksin ki abi olur mu öyle şey? Mutlaka bir şeyler... Hayır abi. Şirketler için olan olayı söyleyeyim sana? Sence bir şirket için en kıymetli olan şey ne? Şirketi geçtim. Senin için en kıymetli olan şey ne sevgili dostum? Hemen söylüyorum. Para. Adamlar para kazanmak istiyor. E parayı nasıl kazanacak bu adam? Satış yaparak. Satış yapabilmek için ne yapması lazım? Bir ürünün ortaya çıkması lazım. E abi o zaman yazılımcı kodu yazacak. Ondan sonra bir ürün ortaya çıkacak. O ürün satılacak. O ürün satıldıktan sonra da direkt olarak sen gideceksin bu ürünün herhangi bir şekilde üzerinden para kazanacaksın. Değil mi? O zaman bir şirketin birincil önceliği ne abi? Bir an evvel müşteriye sunulabilir hale gelen bir yazılım, bir ürün. O ürünün bir an önce çıkabilmesi için senin bilmem kaç yüz sayfa, işte efendime söyleyeyim süper clean, of mükemmel metodolojiyle yazdığın konu bekleyecek mi zannediyorsun? Herhangi bir takım. Beklemeyecek abi. Hiçbir şekilde umurunda değil. Günün sonunda yap, geçir, git, yürü, yoluna bak diye diyecekler sana. Bu gerçeğe kendini hazırla. Gelelim dördüncü konuya. Benim en sevdiğim konulardan bir tanesi bu iş yerinde karşına çıkacak olan insanlar. Cano sana bir haber vereyim. Hani bazen böyle artist artist kantinde otururken üniversitede kurstayken bilmem nerede bootcamp'lerde falan filan diyorsun ya böyle. Ya abi ben var ya aptala tahammülüm yok abi. Ben geri zekalı insanlarla çalışamam ya falan filan. İyi bir ekip içerisinde doğru bir iş yapmam lazım falan filan diyorsun ya. E, kötü haber, iş hayatının büyük bir çoğunluğunda salaklarla çalışmak durumunda kalacaksın. Ya da sana salak gelen hareketler yapan insanlarla. Bak insan illa bir takım engellere sahip olmak zorunda değil saçma sapan hareketler yapması için. Belki adama göre çok mantıklı hareket ediyor ama sana saçma geliyor bile olabilir. O yüzden kendini yapmak istemeyeceğin insanlarla yapmak istemeyeceğin işlerin göbeğinde bulacaksın. Bu gerçeği ne kadar çabuk kabul edersen o kadar iyi. Bak iki video yaptım. Bir tanesi Türkiye'deki iş hayatında karşılaştığım karşılaştığım saçmalıklar. Bir tanesi de yurt dışındaki iş hayatında karşılaştığım saçmalıklar diye. Adam onların altına gitmiş yazmış ki beğenmiyorsan geri dön. Ben videoda demişim ki abi bak Türkiye'de bunları 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 yaşadım. Sonra yurt dışına geldim bunları 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 yaşadım. Bu iki videonun da amacı sizin kendinizi bunlara hazırlamanız. Karşılaştığınızda da buna tepki vermeniz. Ben 10 senedir yurt dışında yaşıyorum. Bu yeni bir şey değil benim için. Hayatımda yeni bir pencere değil. Ben zaten bu, bu artık teflona döndüm. Videoda da aynen böyle diyorum. Yapışmıyor üstüme artık bu hareketler diyorum. Artık bu nokta Ulaştım diyorum. Ondan sonra diyorum ki hayatım için verdiğim en doğru kararlardan bir tanesiydi. Bu yine de olsa yine yaparım diyorum. Adam altına yine gidiyor. Yüzde bir, yüzde iki yazıyor ama Yazıyor yine. Mesela benim de beklentim bu değil. Beni izleyen kitleden, beni izleyen arkadaşlardan yüzde <laughs> birinin bile böyle olmasını istemiyorum. Ama çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Oluyor. <laughs> <laughs> İşin şakası bir yana. Ya belki sonuna kadar izlememiştir. Belki ilk defa o videodan gelmiştir falandır filandır. Ayrı konu. Yani illa adamı çamla çömleği kırmanın manası yok şimdi. Kimseyi üzmeyelim de. Yani anladınız mı ne demek istediğimi? İnsanların o anki tepkisini işte düşününce üzerine anlıyorsun da ilk reaksiyonun hadi lan oradan diyorsun yani. böyle bir saçmalık olabilir mi? Ama olabiliyor abi. Sana saçma gelen şeylerle muhatap olmak zorunda kalacaksın hayatının büyük bir döneminde. Tamam mı? Bunlar senin yöneticin bile olabilecekler. Mesela ben Türkiye'de çok şey duymuşumdur ya. Yani. Çok çok görürüm abi. Abi ben benim yöneticim işini bilmiyor ya. Adama geçen gün bir şey sordum. Hiçbir şeyden haberi yok herifin ya. Teknik bilgi yok. Baba senin yöneticinin teknik bilgi bilmesine gerek yok. İşini düzgün bile yapmıyor olabilir. Burada iki tane ayak var. Birincisi sen kendi işini düzgün yapıyor musun hacı? Bak bu önemli bir nokta. Sen kendi işini düzgün yapıyor musun? hakkıyla. Senin için önemli olan o olmalı. Sen işini düzgün yap. İkincisi de abi çoğu zaman yöneticinin işi insanları yönetmek. Adamın işi teknik olarak senden daha iyi bilmek değil o konuyu. Adamın işi hiç bilmediği bir konu dahi olsa bir insanın bak bir kişinin iş hayatında nasıl gelişeceğini bilmek, ona düzgün gelişim paternleri, yolları, patleri oluşturabilmek ve onun gelişmesi için gerekli ortamı veya durumu sağlamak. Adamdan beklenen, kadından beklenen bu

bu işi yapması lazım. Onu güzel yapamıyor da olabilir. Ama bugünün sonunda sen o insan hakkında atıp konuşacaksın, dedikodu yapacaksın, bilmem ne yapacaksın. Ya hepimizin çok sevdiği şey ama dedikodu yapacaksın, bilmem ne yapacaksın vesaire anlamına gelmiyor. Peki böyle bir durumda ne yapacaksınız? Hadi onu da söyleyeyim. Abi ben her zaman hayatım boyunca iş hayatında şunun çok büyük faydasını gördüm. Her zaman direkt ve açık iletişimden yanaydım ben. Bu Türkiye'de de böyleydi, Avrupa'da da Amerika'da da böyle. Eksik gördüğüm bir şeyle karşılaştığım zaman bana yanlış veya saçma gelen bir şey gördüğüm zaman gidip söyler. Yalnız burada önemli bir şey var. Gidip söylemek önemli de. Dan 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 sen geri zekalısın diye birine söylemekle çok güzel bir çalışma yapmışsınız ancak ben aynı fikirde değilim demek arasında dağlar kadar fark var. Burada dikkat etmen gereken sevgili kardeşim üslup. Açık iş, iletişim her zaman iyidir. Burada böyle çok basit basit şeyler var. Tüyolar var. Mesela ama kelimesini kullanmak yerine ve kelimesini kullan falan diye. Tamam mı? Bunlardan hafifçe bahsedeyim hızlıca. Mesela bir cümleyle birine yapıcı eleştiri yapmakla işte adama baltayla ortadan dalmak arasında ciddi fark var. Yapıcı eleştiri yapmanın da çok kolay bir yolu var. Mesela bazı terimler var. İnsanları yani manipüle etmeye girer mi girmez mi bilmiyorum ama bu terimleri kullanıyor olmak veya konuşmayı bu şekilde yönlendiriyor olmak insanların seni algılaması ve senin oluşturduğun algı konusunda çok önemli. Bir tanesi mesela ya bir konuda yardımına ihtiyacım var. Ya bu konuda bana yardımcı olabilir misin diye yardımı gerçekten istemesen sadece o adamın o işi yapmasını istesen bile yardım kisvesi altında istiyor olmak o insanın o işi yapmak konusunda daha istekli olmasına neden oluyor. Bunu gördüm ben. Bir konuda yardımına ihtiyacım var. Bana bir fikir verir misin? Şöyle yönlendirsek mi acaba? Bu konuda sen ne düşünüyorsun falan diye isteklerimi isterken bu tarz ön girişli girizgahlar kullanıyorum. İkincisi mesela ortaya atılan bir fikri beğenmediğimde veya karşı çıkacağım zaman veya ben benle örtüşmediği zaman Tamam. Ya güzel düşünmüşsün ama demem Tamam mı? Bence çok güzel düşünmüşsün. Bununla birlikte şu açıdan da bakmakta fayda var mı acaba? Bununla birlikte ve bu olayı düşünsek mesela ve şunu göz önüne alsak ne diyorsun? İşte çok güzel düşünmüşsün. Bir de şu açıdan da değerlendirelim mesela. Hep katılımcı. Anlatabildim mi? Ya bunu yapmışsın fakat yani bu iş olmamış. Şöyle düşün bence. Bu çok daha şey hatta yabancıların, yani Amerikalıların bir lafı var. Diyor ki bir feedback verirken, bir geri bildirim verirken bat veya ama kelimesinden önceki söylediklerinin hiçbir önemi yoktur diye. İkili iletişimde duyuyor maz insan bir söz sonra diye. Öyle de bir şey söyleniyor. Aklınızda olsun hep yapıcı, hep ileriye doğru, karşındakini onore edecek şekilde bir şeyler isterseniz ne kadar saçma gelirse gelsin. O insanlarla pozitif düşünce her zaman iyidir abi. Pozitif yaklaşmaya. Pozitif, açık, direkt iletişim. Bence bu işin yolu bu. Yöneticininle anlaşamadığım bir nokta varsa iki dakikanızı rica edebilir miyim? Önemli bir konu var bence. Benim için önemli. Sizinle paylaşmak istediğim. Tabii konuşalım. Ben bu konularda bana haksızlık yapıldığını, bu konuda benim böyle bir takım şikayetlerim olduğunu, bu böyle, böyle 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 noktalarda ekip arkadaşlarımla aynı noktada olmadığımı düşünüyorum. Nasıl ilerleyebilirim? Nasıl kendimi geliştirebilirim? Direkt olarak onlardan şikayet değil. Ben onlara nasıl yaklaşmalıyım? Ben sizle bu konuda aynı fikirde değilim. Ben nereye bakmalıyım? Öğrenmeliyim. Sizle aynı noktaya gelebilmek için neler yapmalıyım? kendime gibi deyip ...karşı tarafında kendisi sana verdiği tavsiyeler üzerinden kendini değerlendirmesini sağlayabilirsin. Bu da bir yöntem, tamam mı? Böyle bir şey. Gelelim beşe. İş hayatından devam ediyorum. Abi benim hayat boyu en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi ama ne yazık ki bundan kurtulamıyoruz. Bu arada nefret etme kelimesini İngilizcede de çok kullanıyor. Mesela hate falan diyorum ben böyle. Abi Avrupa'da falan ben hate mate nefret nefret dediğim zaman bunlar böyle kalp krizi geçiriyorlar, tamam mı? Çok enteresan. Her seferinde ama şunu alışkanlık edindim. Nefreti nefret ediyorum demek bizim kültürümüzde çok ciddi anlamda yani böyle nefret ediyorum dediğin zaman nefret ediyorsun da hani ya ben de bundan nefret ederim abi dediğin zaman o kadar da sert bir anlamı yok falan diye alt altyazı geçiyorum hep. Geçmek gerekiyor. Aklınızda olsun. Hani bazı duyguların yabancılara aktarımı konusundaki yapımız bizim kültürel olarak daha farklı. Akdeniz insanları bizi anlıyor ama Kuzey Avrupalılar veya işte Amerikalılar bazen yanlış anlayabiliyor. Aklınızda olsun. Bu bilgiyi verdim geçtim. Hemen bunu neden söyleyeceğim? Abi toplantı. Allah'ın toplantılar bir şey. Bak ben bunca yıldır 20 24 yıldır falan çalışıyorum toplamda. Maaş kazanarak çalıştığım zamandan bahsediyorum. 97 yılından beri kaç yıl ediyor? 26 yıl mı? 26 yıldır çalışıyorum bak. Aralıklı çalışıyorum, staj çalıştım bilmem hepsi dahil. Ben 26 yılda hiçbir zaman verimli geçen herhangi bir toplantı görmedim. Toplantının verimli anları oldu. Bak yanlış anlaşılma olmasın. Ama bir toplantının bütününün verimli geçtiği yok babacan mu görmedim. Mutlak suretle o toplantıyı bir yerden sonra adama böyle ı ı ı ı, falan yaptırıyor yani. Bir yerden sonra böyle pekmezin akmaya başlıyor. Böyle beyin öyle ağzın kenarında diye akma noktasına geliyor. Ne yazık ki durum bu ve böyle gerçekleşiyor ama hikayenin özü abicim sen telefon açıp iki saniyede konuşup kapatabileceğin veya herhangi bir şekilde yaz gönder ondan cevap gelsin tekrar yaz gönder falan dediğin zaman çok daha efektif halledebileceğin işler mevzular var tamam mı? Hikaye bu. Günün sonunda sen bu toplantılarla içli dışlı olacaksın canım kardeşim. İlla olacaksın. Yapacak hiçbir şey yok. Senden bunu kanırtacaklar. Altıda şöyle bir şey var. Mesela bunu da ne kadar çabuk kabul edersen o kadar iyi. Çok da önemli bir şey değil ama bazen insanlar çok alışkın oluyor. Mesela çok kesinliklere alışkın, keskinliklere ve kesinliklere alışkın bir insansan, bir şeyin net çıktısını merak ediyorsan, senden tahmin yürütmeni, işte bir takım konularda tahmin veriyor olmanı vesaireyi mutlak suretle isteyecekler. Mesela bir konu cumaya kadar bitsin, ne kadarı biter bunun cumaya kadar? %50'si, %70'i falan gibi. Bu gibi tahmine dayalı çıktıları senden çok isteyecekler abi. O yüzden de kesin ve keskin olmaman lazım. Mesela bir işi salı gününe veya işte atıyorum pazartesiye bitirir misin dedikleri zaman elimden geleni yaparım ama cuma daha iyi olur falan gibi bir şey söylemende fayda var. Çünkü elinde sonunda zaten mutlaka bir terslik olur, bir şey olur ve sana bir buffer gerekir. Bir de işi çok hızlı teslim eden kişi olursan şirkette genelde acıtırlar. Tamam mı? Daha o yükler üstüne katlanarak biner. Ondan sonra da sırtına ezerler ama konum konumuz bu değil. Konumuz da iş hayatında karşılaşacağın zorluklar veya bunlarla nasıl başa çıkacağın değil. Senin genel olarak yazılım dünyasına girdiğin zaman iş hayatında karşına çıkacak belalar. Ne Eğer bunlarla başa çıkamazsan kesinlikle yazılımcı olmamalısın sevgili kardeşim. Ay ay. Abi bir sürü bugla uğraşacaksın. Kendi yazdığın kodda bugla uğraşacaksın. Kütüphaneler indiregan yaptığın kütüphanelerdeki buglarla uğraşacaksın. İşte donanımsal arızalarla uğraşacaksın. Hatta elektriklerin kesilmesi bile başına iş açacak. İşte atıyorum bir sürü bugla uğraşacaksın. Yani buglar önemlidir abi. Her şeyin bir bagı olduğunu varsa varsayman önemli. Tamam mı? O yüzden de buglar hiç yokmuş gibi olmayacakmış gibi asla düşünme. Ömrü hayatının büyük bir çoğunluğunu buglarla bug temizleyerek ve buglarla cep belleşerek geçireceksin. Şimdi 8'de de şöyle bir şey var. Mesela uncertainty dediğimiz hani bir olaydan kesinleştirilmiş şeylerden uzak dur dedik ya. Bununla çok alakalı. Yani mesela Third party bir API şey yapacaksın ama hiç bilmediğin bir konu. İşte atıyorum yeni bir proje yapacaksın, yeni bir teknoloji yapacaksın. Bu konuda hakkında hiçbir bilgin yok. Yeni bir şirkete gireceksin. İşte işle ilgili, güvenlikle ilgili bir şeyler yapacaksın. Teknolojinin değişmesini göz önünde bulunduracaksın vesaire. Birçok şey aslında belirsizlikler üzerine kurulu. Ve bu belirsizliklerden zevk almaya başlayacaksın bir süre sonra. Planım bu ama gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilmiyorum. Gerçekleşmesi için elimden geleni yapacağım ama kesin emin değilim. Falan gibi bir bir yaklaşım hayatının her döneminde bu iş hayatından söz ediyorum. Her döneminde çıkacak bütün zorluklarla baş edebilmeni sağlayacak bir imdat çekici görevi görecek. Sen o yüzden bununla böyle bir kesin kesin konuşma ya. Hiçbir konuda. Ve bu belirsizliklerden zevk almaya çalış abi. Bunun dışında mesela abi oturduğun zaman benim çok başıma geliyor bu. Mesela oturuyorum televizyon izliyorum veya işte Ceyda ile otururuz muhabbet ediyoruz falan. Benim kafamda hep bir şekilde iş oluyor. Bir şekilde işte atıyorum YouTube oluyor. işte bir Twitch oluyor. Vesaire oluyor. Bir içerik oluyor, zart oluyor, surt oluyor. Bu beni işkolik yapmıyor ama benim gibi böyle işiyle hayatı çok iç içe bir şekilde yaşayan bir insan olursan ki yazılımcıların çoğu böyledir, bir süre sonra şeyi fark edeceksin. Boş zamanlarında da iş düşünürken bulacaksın kendini. Hani böyle tamamen kafayı boşaltayım, oh tatile geldim, yırttım, tamamen koptum bu işlerden falan filan diye. Çok çok böyle bir tamamen kopma olayını görmen pek mümkün olmayacak sevgili kardeşim. Bu bu önemli bir bilgi. Gündelik hayatının bir parçası olarak iş hep ayağa arkaya böyle kafan arka arkasında duracak. Hep seninle bir iletişim halinde olacak tamam mı böyle? Baktığın şey, izlediğin şey işte filmdir, hayatta dışarıda gördüğündür, zarttır, zurttur. Her şey bir şekilde sana işi hatırlattığı anlar olacak. Bundan kopamayacaksın. Bu, bunu ne kadar gerçekçi olarak kabul edersen o kadar iyi. Şimdi söyleyeceğim şey hakkında da çok netim ve çok büyük faydasını gördüm abi. Size de şiddetle tavsiye ederim. Birincisi insanlarla olan iletişimine özellikle çok önem ver. Bak ben bu önceki iki videoda da söyledim bir takım yerlerde. Daha belki videolarımda da var gidip bakarsan görürsün. İnsan ilişkileri şirketler açısından işte kurum kültürü, insan ilişkileri, ekibe uyumluluk falan gibi şeyler çok 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 önemlidir abi. Hatta senin teknik bilginden çok daha faydalıdır. Ben iş hayatım boyunca teknik bilgisi çok iyi olduğu için çok ciddi oranda bir terfi alan işte atıyorum çok büyük mesela adamı direkt yazılımcılıktan CTO'luğa falan, direktörlüğe falan. Böyle eğer şans es kaza bir pozisyon açılması bilmem nesi falan gibi bir şey yoksa direkt global löp diye oraya koyduklarına falan denk gelmedim. Ama insan ilişkileri iyi olan, insanlara derdini meramını anlatmayı bilen, insanlara zor anlarında destek olmayı bilen, insanlarla iletişim kurmakta sıkıntı yaşamayan insanların çoğunlukla çok daha başarılı olduklarını gördüm. Bu sadece şirket içinde de değil. Ben özellikle teknik bir kişi olarak satış odaklı çalıştığım anlarda satış kanallarında veya satış ekiplerini destekleyecek şekilde komplike konuları basitleştirebilme yeteneğimden çok faydalandım iş hayatım boyunca ve her zaman bu bir çok büyük oranda kıymet gördü. Benim gözümün üstünde kaşım var diye veya altın yumurtladığım için değil. Sonuç itibariyle benim yaptığım bu çalışma şirkete para kazandırdı veya işte o satışçı arkadaşa account manager arkadaşa hedefini tutturmakta yardımcı olduğu için nihayetinde fayda sağladı ve o yüzden beğendiler de o yüzden de kullandılar tamam mı? Demek istediğim sevgili dostum bu önemli bir nokta ve gerçekten de senin iş hayatın için önemli bir adım. Yani insan ilişkilerinde aksi tiksi gıcık bir adam olmak iyi bir şey değil. Ha aksi tiksi gıcık bir adam da olabilirsin mümkün ama bunu yapabilmek için kendi rüştünü ispat etmen gerektiğine inanırım ben. Yani gerçekten böyle bir hani bilen adam ukalalığı diye bir şey vardır ya hani böyle işi iyi bilen adamın ukalalığı diye. Ben öyle bir adamım mesela şımarık bir adamım o anlamda. iş yerinde de böyle nazım çekilsin istedim. İnsan yönetmekle uğraşmak istemem. O yüzden hiçbir zaman bir insan yöneticisi olmaktan keyif almadım. Yani yapamadığım için değil yaparım. Çok da kralım da yaptım ama sıkılıyorum abi. Hoşlanmıyorum. O kağıt kürek işler bana geliyor. Ben yine teknik böyle gideyim de aman efendim gireyim aldır aldır laboratuvar mı kurayım işte pen test yapayım bilmem ne yapayım adamı da değilim. Ben C-level amcamla oturayım. Kahvemi içeyim. Muhabbetimi edeyim. Adama bir iki fikir vereyim. Adamdan fikir alayım. Adamın yönünü değiştireyim. Adamın bak kadının bakış açısını değiştireyim. Büyük bir satışın teknik anlamda destek olayım. Yani karar alıcı olan kişiyi influence edeyim. Beni en çok tatmin eden yaklaşım bu. E bunu yapabilmek için de acayip derecede soft yani insan ilişkilerimin, iletişim kurma becerilerimin yüksek olması gerekiyor. Ben bu insanlarla kalkıp abidik gubidik sıkıcı konuşursam veya çok teknik konulardan bahsedersem adam bana ne diyecek? Şunla ilgili bir tüyo da vereyim size. Karşınızdaki insana göre muhabbetinizin tonunu, seviyesini nasıl ayarlarsınızın çok kolay bir yolu var. E bunu ben kendi kendime keşfettim, yıllarımı aldı. Ben size çok daha basit bir şekilde aktarayım. Karşı karşınızdaki adamın hedefi ne? KPI'yi ne? buna bakacaksınız. Eğer siz o bir herifle konuşuyorsanız veya bir kadınla konuşuyorsanız bir hanımefendiyle bir beyefendiyle görüşüyorsanız onun hedefi işte atıyorum bir saldırıyı bilmem kaç saat önceden detect edebilmek. Fark edebilmek. İşte efendime söyleyeyim bir saldırı gerçekleştiği anda şu kadar saat içerisinde onu bertaraf edebilmek. Kurumsal risk miktarını şuradan şuraya indirmek. Yıl sonunda bu kadar workload'u cloud'a taşımış olmak. Sohbetinizi sizin katma değerinizle bu amaçları gerçekleştirebileceğinin mesajı yüzlerine kuracaksınız. Aynı şey satış arkada ekip arkadaşınızla içinde geçerli. Bu adamın hayatta yapmak istediği başarı ne? Bilmem kaç yüz bin milyon dolarlık satış yapmış olmak. Tamam. Adamla konuşurken bak kardeşim benle takılırsan bilmem kaç yüz bin milyarlık kotanın tamam mı? yüzde %45'ini rahatlıkla doldurabilirsin. Hem de senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Ben halledeceğim o kısmını. Üff. Adamın bir anda vizyon açılıyor. Bütün kapaklar açılıyor tamam mı? Allah diyor ya. O zaman ben %65 çalışırsam, %55 çalışırsam bana yeter diyor. Efsane teknoloji diyor herif. Aynı hikaye. Varmak istediğim nokta. Yani karşınızdakinin hedefini belirleyin. Mesajınız hep bu olsun. Bu olduğu sürece iletişiminiz açık ve net bir şekilde algılanır. Ha mesajı verdiniz altında doldurun. Bunu nasıl yapacağınızı da kendiniz bulun. Ben kendim buluyorum bunu zaman içerisindeki tecrübemden. Ama bakın farkındaysanız sevgili dostum. Sana yazılımcılıkla ilgili hiçbir şey anlatmıyorum şu ana kadar. Yazılımcılık dışında karşına çıkacak o kadar illet şey var ki bu da onlardan biri. Ha bunu hiç yapamayan bir adamım ben. Ben insanlarla konuşamıyorum bile. Ben yazılımcı olmayacağım. Hayır olursun abi. Kralı da olursun. Ben sana şunu söyleyeyim teknik Adam kalma hissiyatın var ya. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl vesaire. Bir süre sonra bundan yorulduğunu fark edeceksin. O yorulma anında sen de işin sosyal tarafına ağırlık vermeye başlayacaksın. Sosyal tarafına ağırlık verdiğin zaman lead olursun, principal olursun, staff olursun, bilmem ne olursun. Title'ın teknik anlamda yükselir. Ama bir şeyi fark edeceksin ki sen de eskisi kadar kod düzeltmiyorsun. Anlatabildim mi? İnsan yönetmek zorunda değilsin. Türkiye'deysen insan yönetmen senden beklenecek. Eyvallah bu Türk kültüründe olan bir şey. Ama mesela Avrupa'dayken insan yönetmen yıllar içerisinde senden beklenmeyecek. Principal olursun, staff olursun, bilmem ne olursun ama teknik kalabilirsin. Günün sonunda senin sosyal becerilerinin daha yoğun kullanıldığını anlama anı gelecek. Bu idrak anı gelecek. O zaman da bu sözlerimi hatırla. Bugün kendini gördüğün noktada böyle bir şeye benim asla ihtiyacım olmayacak diye düşünebilirsin. Okey. Ama gelecekte ihtiyacın olursa diye de not etmiş ol kardeşim. Bunun dışında şöyle toplama toparlamak gerekirse. Her şey paraya bakıyor. Her şey. Satın Satıştır sevgili dost. Günün sonunda bir şirketin yani amacı satış yapabilmek, bir ürün ortaya çıkarabilmek. Bunlar çok 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 önemli şeyler. Günün sonunda senden bir yazılımcı olarak ürüne ne kadarlık katma değer sağladığın, ürünü ne kadar hızlandırdığın, ürün sayesinde şirkete ne kadar para kazandırdığın konusu konuşuluyor olabilir. Buna kendini hazırla. Bak CV'lerde bilmem nerede şu projeye şöyle katkı yaptım, böyle yaptım, bilmem ne falan filan dediğimde hep söylediğim şeyine sayılabilir bir çıktı koyun. Siz sizler hep bak output ve outcome diye iki kavram var tamam mı? Output'un Türkçesi işte çıktı. Outcome da sonuç. Sizler hep bu output'a şey yapıyorsunuz. Evet bir tane işte atıyorum internette hızlı gezinmeyi sağlayacak araç çıkardım. Bak bu output çıktı. Ne yaptın? Sen kodu yazdın. İnternette hızlı çalışmayı hızlı gezinmeyi yarayan bir ürün çıkardın. Tebrikler. Browser'ı buldun. <laughs> Bak, verdiğim iyi tepkine tebrik ederim. Browser'ı buldun. Harikasın. Peki, cümleyi şöyle yazdığını varsayıyorum. İnternette insanların %75 daha efektif, %25 daha hızlı, %30 daha verimli çalışmalarını sağlayan bir internet tarayıcısı geliştirmede aktif olarak rol aldım. Ekibi yönettim. Bak, Buna kalkıp hiç kimse... Şey diyemez. Evet tebrik ederim. İdare edildi. Olurdu mu? Demez. Neden? Çünkü belli. Ölçülmüş. Hız kazandırılmış. Bir ne var çalışmanın sonunda? Sonuç. Anladın mı? Aradaki farkı. Sen... Sonuç odaklı olacaksın. Outcome odaklı olacaksın. Out... Output odaklı olmayacaksın kardeşim. Anlaştık mı? Bahsettiğim önemli nokta bu. Sen üniversiteden output odaklı olarak çıkıyorsun. Bir çıktı bekleniyor senden. Dersten geçtin mi kaldın mı? Java öğrendin mi öğrenemedin mi? Bunu yaptın mı ettin mi? Hayır abi. Belirsizlikler. Geri geldim bak. Aynı noktaya. Belirsizlikler senin dostun. %25 kazandırdım. %75 ilerledim. %30 değiştirdim. Bak. Küçük küçük iğne hareketleri. Büyük bir değişiklik. Radikal bir şey yok bak. 1-0 değil. Hafif. Tamam. Mı? Belirsiz gerisi. Ya daha da room for improvement. Mesela bir adama şirkette özellikle Avrupa Amerika kültüründe şirkette başarısız demezler. Geliştirmeye açık yanları var. İşte kibarca. Neden abi? Belirsizlik. Belirsizlik her zaman iş hayatı içerisinde karşına çıkacak. Outcome önemlidir. Output değil. Unutma bunu. Sevgili olsun. Bunlar ve bu gibi saçmalıklara hazırlıklı değilsen yazılımcı falan olma. Siber güvenlikçi falan olma. İş hayatında bu bu tarz teknik konulardan uzak dur. Git seveceğin başka bir şey yap. Son ve en önemli nokta da şu. İngilizce bilmeden bu iş olmaz. Artık sormayın bunu bana. İttirirsiniz, kaktırırsınız olur ama bir yerden sonra tıkanırsınız. Üniversite diploması olmadan bu iş olmaz. Gitmek isteyeceğin hedef çok daha aşağıda kalması lazım üniversite diploması olmadan. Veya kendi işini kuracaksın, köşeyi döneceksin bilmem ne yapacaksın ayrı konu. Ama bir yerde çalışacağım dersen mutlaka bir yerde tıkanırsın. Kendini geliştirmeden. Ünü sadece üniversite diploması bana yeter mi? Boğaz içinden mezun oldum. Yetmez. İlla kendini geliştirmen gerekiyor. Yani işte atıyorum. Abi ben tıbba mı gireyim bilgisayar mı yapayım? Bunu sordular. Geçen pazar günü yayın açtım. Bir yıldan sonra ilk defa. Adam bunu sordu bana ya. İnanamadım. Abi dedim nasıl yani? Abi hangisiyle daha çok kazanırım? Oğlum daha çok kazanırım diye meslek seçmeyin. Yapmayın bunu. Anlıyorum sizi. Yüzde bin anlıyorum. Yani hepimiz. Abi ben üç çocuklu bir aile babasıyım tamam mı? Hayat, ev geçindirme, bilmem ne yapmak istediklerine ulaşma vesaire konusunda inanın bana sizin ne düşündüğünüzü üç aşağı beş şu yukarı anlayabiliyorum. Benim de hayallerim vesaireler var. Hepimizin var. Ve zaman geçiyor. Yani sizler gençsiniz. 20'li yaşlardasınız. 19 yaşındasınız. 20 yaşındasınız. 25 yaşındasınız. 30 yaşındasınız. Ben 45 yarın 45 öbür gün 50 yani. Tamam mı? son viraja giriyorum ben yani burada. Varmak istediğim nokta şu. Baktığın zaman hepimiz yaşlanıyoruz ve hepimizin zamanı tükeniyor. Zamanı durdurma şansımız da yok. O zaman abi yapman gereken senin hayallerin için yapmaktan keyif alacağın, tutkuyla sarılacağın bir iş seçmen. Mesela şey diyorlar abi benim motivasyonum yok. Olmaz tabii çünkü tutkun yok. Sen bu işi severek değil. Sen bu işi para motivasyonuyla sen bu işi havalı olduğu motivasyonuyla vesaire istedin. Bunlar pufuduklar ya. Pufuduk olur. Puf diyor gidiyor. Bunlar motivi gerçek bir motivasyon değil. Sana disiplin kazandıramazlar bunlar. Bunlar sana eziyet olarak geri döner sevgili dost. Bu, bu, gerçeği ne kadar çabuk kabul edersen iyi olur yani. Senin ihtiyacın olan içinden gelen bu mesleği uygulama, bu mesleği yapma azmi, ihtiyacı, isteği sende bu yoksa bu motivasyon eksikliğini yaşarsın, disiplin eksikliğini yaşarsın. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Umarım anlatabilmişimdir. Umarım bir faydan olmuştur. Fayda alandıysan abi, hoşuna gittiyse bu video lütfen abone ol, arkadaşlarına gönder, like'a bas. Bunlar önemli şeyler. Atlamayın bak. Yeter. Abonesiz kaldık. Hadi. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Can Kaçar. Hadi eyvallah. Abone olun oğlum.